Cüneyt Şen'in yayınlar tarihi gecede tarihi olaylara tanıklık ediyoruz. Evet, Fenerbahçe çok önemli bir derbi galibiyeti aldı ve şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşıdı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ilk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç stadyuma geldi. Ardından Fenerbahçeli yöneticiler stadyuma giriş yaptı ve Fenerbahçeli oyuncular, yöneticiler sahaya çıkmak istedi. Başta bunun izin verilmediğini anladık. Ardından çeşitli ısrarlarla Fenerbahçe takımı ve yöneticileri sahaya çıktı. Sahaya çıkınca sahanın ışıkları tamamen kapatıldı ve hoparlörden yüksek sesle müzik açıldı. Fenerbahçe yöneticiler, futbolcular o an tribünde bulunan taraftarlarıyla buluştu. Kısa süreli bir kutlama yaşandı. Ardından içeri giriş yaptı Fenerbahçe heyeti. Gerçekten tansiyonun da yükseldiği anlardan biriydi. Burada tabii ki de Galatasaray'ın üzüntüsü, Fenerbahçe'nin sevinci var. Her iki tarafta birbirlerine, sinirlerine hakim olamadığı anları gördük. Ancak Fenerbahçeli oyuncuların, Fenerbahçeli yöneticilerin sahada kutlama yapması, mücadele bittikten sonra kutlama yapması, ışıkların kapatılması, hoparlörden yüksek sesli müzik açılması aslında gecenin bir diğer manşetiydi diyebiliriz. Şu an Fenerbahçe yöneticileri, futbolcular ayrıldı. Yöneticiler de stadyumdan ayrılıyor ve birlikte Samandıra'ya hareket edecekler. Fenerbahçe gerçekten morallerin bozulduğu bu süreçte aldığı derbi galibiyetiyle adeta yeniden kendine geldi. Hem İsmail Kartal'ın mesajlarında hem de yöneticilerin buraya gelerek sergilediği tavırda ciddi bir birliktelik ve inanmışlık görüyoruz. Bunu da sahanın ortasında yapılan kutlamayla görmüş olduk. Evet, Başkan Ali Koç da stadyumdan ayrıldı. An itibariyle stadyumdan ayrıldı. Gerçekten gergin, tansiyonu yükseldiği bir geceydi. Tabii ki biz buradan Samandıra'ya geçeceğiz. Samandıra'da da coşkulu bir taraftar grubu var. Gecenin notu bu şekildeydi. Derbi hem saha içinde hem saha dışında yaşananlarıyla gerçekten tansiyonu yüksek bir karşılaşmaydı. Evet, şu anda yine burada gerilimin yükseldiğini görüyoruz. Gerçekten olayları anlamakta biz de zorluk çekiyoruz. Bir basın mensubu olarak bunlara şahit olmak da çok üzücü. Türk futbolu adına üzücü gecelerden birini yaşıyoruz ama her ne olursa olsun sağduyunun, barış atmosferinin hakim olması gerektiğini de biliyoruz. Fenerbahçe heyeti yavaş yavaş stadyumdan ayrılıyor. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı da size görüntüleri aktarmaya devam ediyor Cüneyt Şen. Ben de şu an tam olarak ne olduğunu göremiyorum ancak bugün rili ufaklı birçok böyle gerginlik yaşandı Galatasaray'ın stadında. Tabii ki de üzülen tarafın doğru üzülmesi, sevinenin de doğru sevinmesi gerekiyor. Ancak sinirlerine iki tarafın da hakim olamadığını görüyoruz. Fenerbahçe heyeti artık stadyumdan ayrılıyor. Tabii karma alanda, mikson dediğimiz bu alanda da tansiyon birçok kez yükseldi bu akşam. Rams Park'tan görüntüler Erdem Akbay son bilgileri aktardı. Galatasaray Futbol AŞ Başkan Vekili Erdem Timur, Galatasaray yöneticisi Murat Bereket, Galatasaray medya sorumlusu o bölgede, Fenerbahçe kafilesi Rams Park stadını terk ediyor. Koridorda bir itiş kakış yaşandı deyim yerindeyse, ki maç öncesinde de saha içerisinde futbolcular arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Maç sonrası da işte bu görüntüler ekranlara yansıyor. Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı derbinin ardından Rams Park'ta gergin dakikalar yaşanıyor. Şu an itibarıyla güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Gazeteci meslektaşlarımız da oradaki gelişmeleri takip ediyorlar. Henüz o kargaşa bitmiş değil. Galatasaraylı profesyoneller, güvenlik güçleri olayları yatıştırmaya çalışıyor. Fenerbahçe kafilesi de stattan ayrılmak üzere. Gerçekten derbinin ardından yaşananlar enteresan. Az önce Fenerbahçe kafilesi ekranlarınıza da yansıdı. Takım otobüsüne doğru hareket ettiler. Ama Rams Park henüz boşalmış değil. Medya mensubu arkadaşlarımız da bekliyorlar. Olaylar şu dakika itibariyle en az olsun yatışmış durumda. Tam Fenerbahçe kafilesi giderken son anda ne bir arbedeye şahit olduk orada. Canlı yayında da ekranlarımıza taşımıştık.
gergin bir bekleyiş var şu anda. Rams Park'ta yaşananları da Erdem Akbaş özetlemişti. Bu görüntüler kalsın. Biz programa startı verelim. Reha Kapsal, Cem Pamiroğlu, Ahmet Akçam ve Serkan Korkmaz'la birlikteyiz. Tarihi bir derbiydi. Fenerbahçe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 21. dakikada Cipku kırmızı kart görmüştü. 71. dakikada Çağlar'ın golü geldi ve şampiyonluk düğümü de beklendiğinin aksine bu akşam çözülmedi. Son hafta maçları şampiyonu belirleyecek Süper Lig'de. 99 puanda Galatasaray, 96 puana yükseldi Fenerbahçe'de. Son hafta şampiyonluk düğümü çözülecek. Cem Pamiroğlu ile başlayalım. Hocam, Fenerbahçe kabul ediyor herkes. İyi oynayan taraftı. 3 puanında sahip oldu. 10 kişi mücadele etmesine rağmen tarihi bir derbi izledik aslında. Cüneyt, bu akşam sahanın içinden daha çok gerçekten Fenerbahçe'nin bir ortaya koyduğu bir cesur yürek mücadelesi vardı. Bu cesur yürek mücadelesi 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi sahada koymuş olduğu mücadele ve arkasından ortaya koyduğu taktiksel disiplin ve de İsmail Kartal gibi teknik adamın ne kadar zor günlerden gelip ne kadar baskı altında kaldığını görüp ve böyle bir maça, böyle bir takımı hazırlaması, bence İsmail Kartal'ı da öne çıkartmamız lazım ve ben İsmail Kartal nezdinde bütün futbolcuları da ortaya koymuş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Hafta başından beri devamlı Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin ne kadar üstünde olduğu, iyi oyun oynadığı ve de Fenerbahçe'yi Rams Park'ta yapacağı maçta kesin favori olduğu ve favorinin de aynı zamanda da sanki bir skor da alabilecek şekilde bir oyunla Fenerbahçe'yi şampiyonluğu onların önünde tattırmak olduğu hep böyle konuşuldu. İşte 1919-05'te oynanacak olması, bence bu söylemlerin hepsi Fenerbahçeli futbolcuları inanılmaz motive ettiğini düşünüyorum. Maçtan önce İsmail Kartal için konuşulan şey, galip de gelse, mağlup da olsa, şampiyon da olsa, olmasa da İsmail Kartal'ın görevine son delicağı şeklindeydi. Ve hatta zaman zaman da bir sürü sosyal medyada olsun, basılı, görsel ve yazılı medyada da olsun, İsmail Kartal'a bu kendisine, önümüzdeki sene kendisiyle devam edilmeyeceği şeklinde söylendi. Şimdi bütün bu psikolojik bir baskı altındaki bir teknik adamın ortaya koymuş olduğu performans, takımını hazırlaması, Galatasaray'da Ali Samiyen'de böyle bir şampiyon yüzdesi almış bir Galatasaray'ın önünde takımı hazırlaması çok önemli. Burada futbolcuların ortaya koymuş olduğu o mücadele, Galatasaray-Fenerbahçe maçları hep oynayan bir kişi olarak dolayısıyla da burada bütün bu maçlarda oyuncular her zaman farklı bir motivasyonla oynarlar.